Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diksiyonu konuşacağız. Nasıl daha güzel konuşuruz, kendimizi nasıl daha iyi ifade ederiz e, bugün gündemimize aldık. E, konuğum diksiyon ismini Emre İncekaya. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Furkan. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emre İncekaya kimdir ve karantina günleri nasıl geçiyordur? Ee, şöyle başlayayım. Bu programa konuk olmama sebep olan şey benim diksiyon eğitmeni olmam. Serüvenin bu kısmından başlayalım. 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümüne başladım. 2018 yılı itibariyle de mezuniyetim gerçekleşti. Üniversite yılları okurken yerel ve ulusal firma ve şahıslara seslendirme işleri gerçekleştirdim. Devletinin ve birçok medya kuruluşunun gerçekleştirdiği yarışmalarda da bazı ödüllerin sahibi oldum. Üniversite sonrasında ise devletin kurumu olan belediyenin halk eğitim merkezleri kurumlarında diksiyon, sunuculuk, spikerlik, topluluk önünde konuşma ve hitabet derslerinde eğitmenlik görevini icra ettim. Karantina günleri Furkan yapılabilecek bütün aktiviteleri gerçekleştirdik. E, yeni normalin sağlıklı bir şekilde normalleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Hele ki yaz ayları yaklaşıyorken. Evet, bizde için de aynı şekilde, benim için de aynı şekilde öyle. Yani e, zamanımı evde değerlendirmeye çalışıyorum. Kitap okuyarak, film izleyerek. E, i̇nşallah bu günler çabuk geçecek. E, Umarım. Tabii, şimdi insanlar evdeyken e, kendi kişisel gelişimini de sağlamak istiyor. Bunlardan bir tanesi de diksiyon. E, sen ilk olarak diksiyonunu düzeltmek isteyen bir kişiye ilk aşamada nasıl bir tavsiyede bulunursun bir eğitmen olarak? Önce teşekkür ederim kendisine çünkü <laughs> insanlar bazen bunu problem olarak görmeyebiliyorlar ama çok büyük bir problem. Yani Türkçeyi doğru kullanamamak. Şimdi Türkçeyi doğru kullanmak ne demek? Kim Türkçeyi doğru kullanır? Türkçeyi en doğru şekilde kullanan insanlar hatiplerdir. Aslında hatip kelimesi biraz demode kalıyor günümüzde. Yani Türkçeyi doğru kullanan ve konuşma sanadının erbapları hatipler. <laughs> Diksiyon eğitimi almak isteyen insanlar benim derslerime de geliyorlardı. Ve ilk etapta onlara şunu söylüyordum. Öncelikle hangi aşamada olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, örnek veriyorum ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ailemin Türkçesi İstanbul ağzıydı. Ardından öğretmenlerimin izlediğim televizyon programlarındaki aktörlerin Türkçeleri de çok normaldi. O yüzden benimle... Türkiye'nin başka bölgesinde büyümüş, ailesinin ağzı, şivesi hatta lehçesi bozuk, e, okuduğu kurumdaki öğretmeniniz, izlediği televizyon programındaki insanların da Türkçesi doğru değil. O kişi de diksiyon eğitimi almamıştır, ben de diksiyon eğitimi almamışımdır ama aynı aşamada değilizdir. E, bazı metotlar uyguluyoruz. Dediğim gibi ilk önce hangi seviyede olduğunu bulmamız, tespit etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ee, genelde en fazla karşılaştığımız problemler artikülasyon problemleri oluyor. Artikülasyon nedir? Bunu açıklamamız evet, gerekiyor. Öncelikle bunu soracağım. Çünkü izleyicilerimizde yani bu terimleri, diksiyon terimlerini bilmeyenler de var. Tabii. Ee, öncelikle açıklamanı isteyeceğim senden. Şimdi basit bir dille açıklayalım ki insanlar rahat kavrayabilsinler. Ee, geçiştirme aslında. Türkçe'yi günlük hayatta konuşurken bazı ses organlarımız vardır. Dil. ...damak, diş ve dudak... ...bunların komple bir şekilde... ...çalışması sonucunda... ...biz konuşma işlemini gerçekleştiririz... ...yani sese ulaşırız... Hı hı. ...artikülasyon dediğimiz olay da... ...harflerin... ...bu konuşma organlarından doğru bir şekilde... ...çıkabilmesi demektir... ...basit bir örnek... ...Cumhuriyet Bayramı... ...ne bayramı? Cumhuriyet Bayramı... ...hayır, Cumhuriyet Bayramı... Evet, ...ya da evet. e, birine... ...doğum tarihini sorduğumuz zaman... 1990 doğumluyum. Kaç doğumlusun? 1990. Hayır. 1990 doğumlusun. Nerede oradaki Y harfi? Nerede O harfi? İşte bu organlarımızdaki tembellikten dolayı o harfleri çıkarmıyoruz ve geçiştiriyoruz. Cumhuriyet Bayramı 1990 doğumluyum. Ee, bir Birçok harfi yutuyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Daha da basit bir örnek vereyim. Bize ilkokul yıllarında Furkan öğretmenlerimiz ne öğretti? Özellikle Türkçe öğretmenlerimiz. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir dediler değil mi? Evet. Bütün öğretmenler bunu söyledi. Peki okula gideceğim geceyim diyoruz mesela heh, okula heh, e, sen de e, şey YouTuber'lığın yanında evet bildiğim kadarıyla editörlük ve muhabirlik yapıyorsun. Evet. E, bu işlere gayet hakimsin. Teşekkür O yüzden bu çok büyük bir ayıp bize öğretilen. Okula gideceksin, yapacaksın, tutacaksın. Hayır, tutacaksın. İkinci ünlü harfimiz daralır ve a harfi uya dönüşür. Hı hı. Gideceksin. İkinci ünlü harfimiz daralır ve gideceksin diye okunur. E hı. hani Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildi. Evet. Peki bir sorum daha olacak benim. E, çünkü bana da soruluyor bu. E, hı hı. Sosyal medyada gördüğüm de oluyor. Neden İstanbul Türkçesi diye soruyorlar? Yani Türkçe sadece İstanbul Türkçesinden mi ibaret? Başka bir Türkçe olamaz mıydı? Ankara Türkçesini neden baz almıyoruz? Gibisinden sorular oluyor. Buna ne dersin? Gayet haklı bir soru çünkü e, bu tamamen şans eseri oluşan e, bir olay. Nasıl şans eseri oluşmuş? E, Türkiye'de Erzurum bölgesinde de Karadeniz bölgesinde de Doğu Anadolu bölgeleri ayrılıyor. ilil değil. Doğu Anadolu'da da Güneydoğu'da da Karadeniz'de de Ege'de de Marmara'da da İç Anadolu'da da her zaman farklı ağızlar ve şiveler kullanıldı. Peki neden İstanbul ağzı, İstanbul şivesi kullanıldı? İstanbul'un bugün, dün değil, binlerce yıldır jeopolitik önemini zaten hepimiz biliyoruz. İşte bu jeopolitik önemi sadece fethedilmesiyle ya da ekonominin kaybolmasıyla alakalı olmuyor. Aslında birçok şeyi de merkezinde bulunduruyor. İlk telgrafın, telekomünikasyon anlamındaki ilk hamlelerin her zaman İstanbul'da gerçekleşmesinden dolayı İstanbul şivesi baz alınmış ve İstanbul şivesi Türkiye'nin ana dili kabul edilmiştir. Evet. Ve şunu da aydınlatayım, şu da çok fazla gelen sorulardan. Şive nedir, ağız nedir, lehçe nedir? Çünkü çok evet, karıştırılıyor. Çok ne Karadeniz şivesi mi, Karadeniz ağzı mı? Evet. Ee, lehçe dediğimiz olay, coğrafi coğrafi sınırlarla ayrılmış ülkelerde yaşayan vatandaşların, aynı köke sahip dili kullanmasıdır. Bu ne demek? Azeri lehçesi, Kıbrıs lehçesi. Neden? Coğrafi sınırlarla ülke olarak ayrılmışız. Artık <laughs> Azerbaycan bambaşka bir ülke ama konuşulan dil aynı köke sahip Türkçe. Orada bir lehçe vardır. Çünkü dil değişmiştir. Şive dediğimiz olaya gelecek olursak kelime kökünü baz almamız gerekiyor. İstanbul'da bir insan İstanbul şivesiyle Geliyorum der, değil mi? Tabii. Ama Trabzon'da geliyorum olur. Celirum, Aslında geliyorum, evet. geliyorum. Aslında söylenmek istenen şey aynıdır. Geliyorum demek istiyor ama o şiveyle söylüyor. Kelimenin kökü aynı. Bu şivedir. Ama e, biraz daha su dökeyim mi? Biraz daha su dökeyim mi bahçeye demek ayrı. Biraz daha su katayım mı demek ayrı. Eğer sen dökmek fiilini katmakla değiştiriyor sanki bu İç Anadolu çok fazla. Çay katayım mı derler. Evet. Fiil değişirse bu artık apayrı bir kelime olur ve biz buna ağız deriz. Evet. Yani bizim dememiz gereken toplumda daha çok kullanılan şu. Sen Antep şivesi mi var sende? Sivas şivesi mi var? Aslında bu değil de Sivas ağzı, Antep evet, ağzı. Evet, evet. Şey evet, evet. Evet, bunun için de çok teşekkür ederim. Gerçekten bu da çok karıştırılan bir şey toplumumuz içerisinde. Ondan dolayı teşekkür ederim. Bir de şunu sormak istiyorum. Ee, örnek veriyorum. Diksiyonu düzelttik. diksiyonda bir sıkıntı yok. Ama e, sesin kendi rengi acaba değişir mi? Yoksa bu bir yetenek mi? Gelişimi açık mı? Yoksa doğuştan gelen bir şey mi? Şimdi ben kendi derslerimde ve kendi... ...çevremde, hayatımda gözlemlediğim... ...bir şeyden bahsedeceğim sana Furkan. İnsanlar şunu söylüyor. Sağ olsunlar. Hocam sizin kalın... daudi bir sesiniz var. Sizin sesiniz böyle olduğu için... ...avantajlısınız ve Türkçe'yi... ...doğru konuşuyorsunuz. Hmm. Ve ben onlara doğrudan şu örneği veriyorum. Komik de oluyor. Ee, Peki diyorum ben böyle konuşmuş olsaydım... ...sizlerle. Ya da böyle konuşsaydım sizinle... ...Türkçe'yi nasıl hissederdiniz? Hiçbiriniz... Sesimi önem vermeyecektiniz. Neye önem verecektiniz biliyor musunuz? Konuştuğum Türkçe'ye ve konuştuğum Türkçe'yi beğenmediğiniz için şiveli ya da herhangi bir yerin bir yerin ağzını kullandığım için e, alaycı bir tavrınız olacaktı belki. E o zaman ses tonu aslında birinci planda değil. Aslında birinci planda olan şey Türkçe'yi doğru konuşmak. Beden diliyle alakalı da bir örnek vereyim size isterseniz. Hep böyle konu konu yapıyor ama tabii, vaktimiz tabii. kısa. E, bir gün ee, ...annemi konuşurken dinledim... ...annem herhangi bir diksiyon, sunuculuk, spikerlik... ...eğitimi alan bir insan değil... Ee, ...bir gün komşularıyla bir konuşma gerçekleştiriyor... ...ve konuşurken şunu yapıyor... ...diyor ki... ...Aysel biliyor musun... ...hepsi benim üzerime geldi... ...ve benim burama kadar geldi... ...artık kapıyı çekip gideceğim... ...çünkü artık sağlıklı düşünemiyorum... ...dur demem gerekiyor... ...annemin beden diline baktım Furkan... ...ve gerçekten bir diksiyon eğitmeni olarak... Annemin beden diline hayran kaldım. Daha Bize. sonra gittim. Dedim ki anneciğim dedim bana herhangi bir olayı herhangi bir şekilde anlatabilir misin? Ama dedim beden dilini kullanmanı istiyorum. Nasıl yani dedi. Yani dedim elini kolunu kullanarak olayları anlat. Anlatamadı biliyor musun? Sebebi ne sence? Ona takılı kaldığı için sana. Evet çünkü doğaldı. Beden diline... Komşularıyla konuşurken doğaldı. Biz de kalabalıklar önünde konuşurken bizi heyecanlandıran insanların karşısında rahat bir şekilde konuşacak Türkçeye sahip olduğumuzda aslında beden dilimiz bununla komple bir şekilde komplike bir şekilde gelişecek farkında dahi olmadan. Bu örnekle karşılaştığımda da çok şaşırmıştım. Anladım. Bu e, önemli bilgiler için ben çok teşekkür ederim Emre. Son olarak şunu isteyeceğim. Zamanımız da e, artık daralmak üzere. 15 dakika, en fazla 15 dakikada tutmaya çalışıyorum videoları. Ee, diksiyon eğitimine bugün başlayan birisi için 2-3 gün içerisinde tesir edebilecek bir tekniğin var mı? Bunu bizimle paylaşabilir misin? Var. Ee, ben spikerlik macerasına başladığımda, seslendirmenlik macerasına başladığım vakit taklit ederdim. Aslında bu Türkçe'yi, diksiyonu düzeltmek için inanılmaz önemli bir yöntem. Taklit etmek. Doğru konuştuğuna inandığımız bir insan. Bugün çok fazla medya sektöründe emsal var. Cem Öğretir olabilir. Erdoğan Arıkan olabilir. Seslendirme sanatçılarından Umut Tabak olabilir. Bunları takip edip taklitle işe başlamak gerekiyor. Çünkü doğru Türkçeyi kullandıkları için doğru Türkçeyi taklit edelim. Ve hız problemini aşalım. Artikülasyonun en büyük problemi bu. kız... Merhaba Furkan işte ben şuradan geldim bunu yaptım onu yaptım... Dur. Kimse kovalamıyor bizi. Furkan ben şunu gerçekleştirdim ardından bunu yaptım. Ardındansa şunu yaptım. Tane tane net. Hep söyleriz kitap okumak. Sesli kitap okumak günde 10-15 dakika dahi olsa. Mutlaka okuyun ama nasıl okuduğunuzu bilmeden e, bunu yapıyorsanız hiçbir fayda göremezsiniz. Sesli bir şekilde okuyacağız ve tane tane okuyacağız. Raskolnikov bardan içeri girdi. Raskolnikov bardan içeri girdi. Ondan sonra bu oldu. Ondan sonra şu oldu değil. Ali Ayşe'yi sevdi. Ardından Ayşe'ye duygularını açmak için evden çıktı. Mesela tane tane her harfi, her kelimeyi duyarak sesli bir şekilde kitap okuyacağız. Diksiyonunu, hitabetini beğendiğimiz insanları dinleyeceğiz, taklit edeceğiz ve Sürekli, günde yarım saat mutlaka tavsiye ediyorum, aynanın karşısına geçeceğiz ya da video kamerayla kendimizi kayda alıp kendimizi etkileyecek bir konuşma gerçekleştireceğiz. Artık kutup aylarının yalnızlığıyla alakalı mı olur? Covid-19'da mı olur? Bu ara gündem bol zaten. Herhangi bir konuyla alakalı bir konuşma gerçekleştireceğiz ve bu konuşmanın muhatabı kendimiz olacak. Kendimiz olacağız. O konuşmadan etkilendiğimiz gün aslında etkileyici bir hitabete sahip olmuşuz demektir. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu e, en azından ilk aşamada insanların e, bir şeyler öğrenebileceği diksiyonu... Tabii fikir sahibi daha, olabildiler, Size mutlu. Evet, diksiyonu daha çabuk düzeltebileceği bir teknik oldu bu. E, i̇zleyiciler de bunu deneyerek e, deneyimleyebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim e, bilgilerim için. Ben teşekkür için. Sağ ol. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diksiyon eğitmeni Emre, Emre İncekaya bizlerleydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Artık e, klasik bir söylem oldu. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.